Muhammed Seyfettin Kaddesallahu Sırrahul Aziz buyurmuştur ki, ney ve ilahi dinlemeyi terk etmemden dolayı bazıları benim aşktan yana nasipsiz olduğumu sanıyorlar. Halbuki asıl nasipsiz beni öyle sananlar. Çünkü aşık olan böyle yanık ve suzişli ney sesini dinlemeye nasıl dayanabilir? Ney ve sema, duygulu gönüller ve hassas ruhlar için tehlikelidir. Ulemanın bu konuya cevaz vermedeki tereddüdünde şüphesiz bir hikmet vardır. Muhammed Seyfettin Kaddesallahu Sırrahul Aziz aşırı riyazat hakkında buyurmuştur ki, gıdayı büsbütün azaltmak vücudu takatten düşürür. Bizim yolumuzun pirleri vukufu kalbi ve sohbet esası üzerinde durmuşlardır. Riyazatta aşırılık ve açlıkla vücuda meşakkat vermek bazı olağanüstü hallerin meydana gelmesini sağlayabilir. Fakat biz bunları muteber saymıyoruz. Bizim gayemiz zikre devam, Allah'a teveccüh, sünnete ittiba ve meşru işlerle iştigal suretiyle nur ve berekatı arttırmaktır. Mirza Mahzar-ı Can-ı Canan, Kaddesallahu Sırrahul Aziz, zikir hakkında buyurmuştur ki, zikir herkese emredilmiştir. Kalp gözünün açılması da zikri çok yapmakla mümkündür. Zikirden gaye, zikrin manasına ermektir. Daha ilerisi güzel ahlak sahibi olmak. Çünkü güzel ahlak bu işin kaymağı mesabesinde. Bu yüzden sevgili Peygamberimiz, ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyurmuştur. Mirza Mahzar-ı Can-ı Canan Kaddesallahu Sırrahul Aziz buyurmuştur ki, tasavvufta kemale eren kimse, hayır ve kemali kendi nefsine izafe etmez. Bunların hepsi emanettir ve sahibi Allah'tır. Fena haline ulaşan ve müşahedeye eren kişi, kendini yok sayar. Kendinde ve nefsinde hiçliği ve yokluğu yakalayan, yokluğu nefsini tahkir ederek ifade edebilir. Eğer tasavvuf ehli dışa bakar da varlık yanını, emanet nurlarını gördükten sonra kendi yokluğunu gözden kaçıracak olursa, o zaman iddiaya düşer ve yolunu şaşırır. Mirza Mazhar-ı Can-ı Canan Kaddesallahu Sırrahul Aziz ölüm hakkında buyurmuştur ki, ölümü sevmeyene şaşıyorum. Halbuki ölüm Allah'ın huzuruna çıkmaktır. Sevgili Peygamberimizin ziyaretine gitmektir. Allah dostlarına erişmektir. Değerli insanlarla buluşmaktır. Ben din büyüklerinin ziyaretine özlem çekiyorum. Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem Halilur Rahman İbrahim aleyhissalatu vesselamın yanına gitmeyi ne kadar çok istiyorum. Abdullah Dehlevi Kaddesallahu Sırrahul Aziz Nakşilik yolu hakkında buyurmuştur ki, Nakşiliğin 4 esası vardır. 1- Def-i havattır. 2- Devamlı huzur halidir. 3- Rahmani cezbedir. 4- Manevi varidattır. Havatır şeytandan, nefsten, melekten ve haktan olmak üzere 4 çeşittir.
Abdullah Dehlevi Kaddesallahu Sırrahul Aziz, Nakşilik yolunda kişiye şu dört şeyin gerekli olduğunu söylerdi. 1- Tertemiz bir din. 2- Saf bir yakin hali. 3- Kırık bir el, yani harama uzanmayan, hırsa kapılmayan bir tavır. 4- Kırık bir ayak, yani harama ve şerre gitmeyen bir ayak. Mütevazı bir üslup. Meclisinde gıybet edenlere, oruçlu olan Abdullah Dehlevi, Kaddesallahu Sırrahul Aziz buyurmuştur ki, eyvah, orucum bozuldu. Yanındakiler, aman efendim, gıybeti yapan siz değilsiniz, deyince, gıybeti yapan da, onu dinleyen de, günahta ortaktır, buyurdu.